Merhaba arkadaşlar, Unity Öğreniyoruz 2D Platformer serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde karakterimizin ard arda hasar almasını engellemek için karakterimiz hasar aldığında küçük bir cooldown ekleyeceğiz. Yani karakterimiz bir kez hasar aldığında belli bir süre geçmeden tekrardan hasar alamayacak. Ondan sonra karakterimiz hasar aldığında karakterimizin rengini kırmızı yapacağız o süre içerisinde daha anlaşılabilir olması için. Ve en sonunda da karakterimizin canını küçük bir kalp ikonuyla sol üstte göstereceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle geçen bölümde de gösterdiğim gibi tekrardan göstereyim. Karakterimle herhangi bir şekilde dikenlerin üzerine düştüğümde karakterim sürekli yere düşüp ard arda hasar alıyordu ve bu da çok çabuk ölmenize neden oluyordu. Şimdi bunu engellemek için öncelikle player kodumuza girelim. Ve bir tane değişken belirleyelim float tipinde. Adını da mesela damage time diyelim. Yani hasarlı süre gibisinden değişken belirleyelim. Ve diyelim ki benim karakterim herhangi bir şeyden hasar aldığında şuraya yazalım. Benim damage time'ım mesela 0.7 olsun mesela. Yarım saniyeden biraz fazla, bir saniyeden birazcık az olsun. Hasar alma cooldown'ı. Dedim ki burada benim damage time'ım 0.7 olsun. Ve buraya şöyle bir şey ekliyorum. Buraya ve diyorum. Yani karakterim herhangi bir düşmana değdiğinde ve damage time'ım benim 0 veya daha azsa o zaman hasar alabilir hale geliyor. Yani o zaman hasar alıyor. Bu da şunu yapmamı sağlıyor. Eğer damage time'daysam ben hasar almıyorum. Yani tam istediğimiz şeyi burada yapmış olduk aslında. Güzel. Şimdi yapmamız gereken şey bizim damage time'ımızı 0.7 saniye sonra 0'a çekmek. Yani azalmasını sağlamak. Bunu da şu şekilde yapacağız. Burada update metodumuza geliyoruz ve buraya şöyle bir şey ekliyoruz. Diyorum ki ben eğer benim damage time'ım 0'dan fazlaysa damage time eksi time nokta delta time diyorum. Bu da bunun çok detaylarına inmeye gerek yok. Bunun yaptığı şey benim damage time değişkenimi zamanla azaltmak. Yani 0.7 ise 0.7 saniye sonra benim damage time'ım 0'a iniyor. Bu şekilde. İsterseniz kodumuzu bir deneyelim. Evet, şimdi player'ıma tıklıyorum ve burada gördüğünüz gibi damage time geldi. Evet, şu an hiçbir şekilde hasar almadığım için damage time'ım 0'da ve damage time'ım 0'da olduğu için ben bir tuzağa değdim de hasar almam gerekiyor. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şuradan konsolu da açayım. Gördüğünüz gibi can 2 dedi. Yani canım 2 kaldı. Tekrardan şöyle herhangi bir tuzağın üzerine zıplayayım ve bakalım ölecek miyiz? Evet, gördüğünüz gibi canım 1'e azaldı. Damage time'ım 0'ın altında ve ona rağmen hasar yemiyorum. Bunun da sebebini hemen göstereyim. Şimdi öncelikle biz burada dedik ki eğer bizim karakterimiz herhangi bir hitbox'a değerse ve bu hitbox'ın tag'i enemy ise hasar alır dedik. Ama şöyle bir şey yaptık. Yani herhangi bir hitbox'a ilk değdiğinde triggerlanıyor. Çünkü bu collision enter metodu. Bunu düzeltmek için de yani biz herhangi bir tuzağın üzerinde kaldığımızda da bunun tetiklenmesi için şöyle bir şey yapıyoruz. Direkt bunu kopyala yapıştır yapıyorum ve burada collision enter yerine collision stay diyorum. Bunun yaptığı şey de karakterimiz herhangi bir hitbox'ın üzerindeyken de ve daha doğrusu herhangi bir hitbox'a temas halindeyken de tetiklenmesi. Ve gördüğünüz gibi aynı kodu biz aslında aynı kodu iki kez tekrarlamış olduk. Yazılımda böyle şeyler olduğunda yani genellikle böyle şeyler yapmaktan kaçının. Yani biz bu kodu çok daha kısa hale getirebiliriz. Bunu da şöyle yapacağız. Hemen göstereyim. Şimdi biz burada iki yerde de bir hasar alma kodu girdik ya. Bunu şöyle bir şey yapacağım ben. Bir tane metot oluşturacağım. Diyeceğim ki void
hit olsun adı. Çünkü karakterimiz hasar alıyor burada. Açacağım. Ve bunu buraya direktman kesip yapıştıracağım. Ve buradaki kolu temizleyeceğim. Ve buralara da direktman hit yazıp parantez açıp kapatıp kolumu kapatacağım. Bunun yaptığı şey çok basit. Artık buraya geldiğinde direktman hit metodunu çağıracak. Bunu da iki yere girdiğimde kodumuzdan 3-5 satır da olsa daha derli toplu bir kod yazmış olduk aslında. Evet, isterseniz hemen kodumuzu deneyelim. Bakalım dikenlerin üzerinde durduğumuzda karakterimizin canı azalacak mı? Şöyle çıkıyorum yukarıya ve atlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi karakterim dikenlerin üzerinde durduğunda öldü. Güzel. Şimdi dilerseniz karakterimizin rengini kırmızı yapmaya geçelim. Çünkü gördüğünüz gibi yani kötü değil, yani iyi hoş oldu ama yani karakterimin ne zaman hasar alıp almayacağını ve ne zaman hasar aldığını çok net bir şekilde oyun bana göstermiyor. Bunu da dediğim gibi karakterimizi kırmızı yaparak çözmeye çalışacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Karakterime tıkladığımda sağda Sprite Renderer komponentinde benim karakterimin color'ı var. Şimdi ben bu color'la istediğim gibi oynayabiliyorum ve gördüğünüz gibi karakterimin rengi değişiyor. Çok basit bir şekilde bu color parametresiyle oynayarak karakterimizin kırmızı olmasını sağlayacağız bu süre boyunca. Hemen yapalım. Şimdi bunun için öncelikle ben iki tane buraya color değişkeni tanımlayacağım. İlkinin adı normal color olsun. İkincisi de damaged olsun. Damaged color olsun. Şimdi normal color benim karakterimin rengi kırmızıya döndüğünde tekrardan eski haline dönebilmesi için karakterimin ilk rengi olacak aslında. Bunu da buradaki start metoduna, yani oyun başlayınca çalışacak metoda şöyle diyorum. Normal color eşittir game object, yani benim objemin get component deyip sprite renderer komponentine ulaş ve buradan color parametresini al diyorum. Yani oyun başlar başlamaz ben normal color'ımı kaydetmiş oldum burada. Güzel. Şimdi buraya da şöyle bir şey yazacağız. Eğer benim damage time'ım sıfırdan yüksekse, yani karakterim hasar almışsa, bir tane daha if koyuyorum ve direkt buradan kopyalayayım hatta. Şöyle. Kopyalayamadım tam olarak. Evet. Ve eğer karakterimin rengi normalse sen benim karakterimin rengini damage color olarak değiştir diyorum. Ya burada şöyle bir şey de yapabiliriz. Hemen göstereyim. Yani direkt bunu yaparsak şöyle de olur yani. Bu update metodunu her çağırdığında ve burada damage time sıfırdan yüksekse, yani karakterin rengi sürekli kırmızı olur. Bunun tek dezavantajı aslında kodumuzu birazcık yorması. Yani bunu böyle de bırakabilirsiniz ama böyle yaparsanız çok daha optimize bir kod yazmış olursunuz basitçe. Her neyse, şimdi de karakterimin geri beyaz haline, yani daha doğrusu geri normal eski haline dönmesini yazalım. Ve buraya diyeceğim ki eğer karakterimin damage time 0 değilse, buraya bir if açıyorum ve karakterimin rengi damaged kalırsa karakterimin rengini eskiye çeviriyorum. Hemen deneyelim kodumuzu. Evet. Ha tabii, şeyi unuttuk tabii ki de. Damage color'ı ayarlamayı unuttuk. Onu da direktman buradan public olarak belirlediğimiz için değişkenleri buraya geldi. Buradan damage color'ı tıklıyorum ve şöyle kırmızı yapıyorum. Ve buradan saydamlığını açıyorum. Daha doğrusu opaklık mı oluyor? Her neyse. Daha belirgin olması için bunu açıyorum. Bunu böyle bırakırsanız olmaz. Evet, hemen deneyelim. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir dikene değdiğimde
karakterim kırmızı oluyor. Gayet güzel oldu. Şimdi dilerseniz karakterimizin canını yukarıda göstermeye geçelim. Bunun için ben bir tane can sprite'ı buldum. Bunu da Open Game Art sitesinden buldum. Onun linkini de açıklama kısmına koyarım. Her neyse, şimdi karakterimizin daha doğrusu oyunumuza bir tane arayüz eklememiz gerekiyor ki biz bu can ikonunu ve yazıyı ekranımıza koyabilelim. Bunu da şöyle yapıyoruz. Bu soldan sağa tıklıyorum. Sol kısımda sağa tıklıyorum daha doğrusu. Ondan sonra UI kısmına geliyorum ve canvas ekliyorum oyunuma bir tane. Sahnemize gelirsek gördüğünüz gibi canvas'ımız buraya geldi. Ondan sonra bu canvas'ı sağa tıklıyorum ve tekrardan UI'de bir tane image oluşturuyorum. Ve oyunuma geldiğimde gördüğünüz gibi ekranımın tam ortasında bir tane resim oluştu. Şimdi bu resme tıklayıp öncelikle resme bizim kalp resmimizi yerleştirelim. Bunu da bu resme tıklayıp sağdan gördüğünüz gibi image'ın image component'ında burada source image var. Buraya resmi direktman sürüklüyorum ve kalp ikonum geldi. Şimdi bu kalp ikonumuzu öncelikle ekranın sol üstüne koyalım. Bunu da şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi sağda bizim böyle bir işaretimiz var. Buna tıklıyoruz ve alt tuşuna basılı tutuyoruz. Alt tuşuna basılı tuttuğumuzda bizim şurada gördüğünüz gibi ayarlayabiliyoruz yani. Burası alt tuşuna basıp buraya tıkladığımızda sol üste gidiyor ve aynı şekilde mesela buraya tıkladığımızda da sağ aşağıya yerleşmiş oluyor. Buradan sol üste yerleştirelim. Boyutunu direkt şuradan ayarlayalım. Mesela 50-50 olsun. Bakalım. Evet, gayet güzel durdu bence. Ve bunun yanına da bir tane de buradan tekrar aynı şekilde canvas'ı sağ tıklayıp UI deyip text deyip bir tane de yazı getirelim. Ve aynı şekilde bunu da alta basılı tutup sol üste getirdim. Bunu direkt şöyle elimle birazcık çekeyim yanına doğru ve bunun da text'ini 3 yapayım. Bakalım. Evet, çok küçük oldu ve rengi de güzel değil. Mesela bunun font size'ını 50'ye çekmeyi deneyelim. Evet, bakalım. Evet, boyutu aşağı yukarı iyi seviyede. Şunu şöyle biraz kısalım. Şöyle. Bunun rengini kırmızı yapalım. Rengini de yazım üzerine tıklayıp bu sağdaki color kısmından yapıyorum. Ve buradan font style'ı bold yapıp birazcık daha kalın, daha tok durmasını sağlıyorum. Bakalım. Evet, bence gayet güzel oldu. Bunların adını da şuradan değiştirelim. Image'ı life image yapalım. Text'i de life text şeklinde değiştirelim. Evet, buradan sonraki kısım zaten yani çok basit bir işlem. Tek yapmamız gereken bizi bu hit kısmında canımızı buraya yazdırmaktansa buradaki yazının, daha doğrusu buradaki yazıyı canımız olacak şekilde ayarlıyoruz. Hemen göstereyim. Öncelikle biz burada bir tane UI yani arayüz komponentında değişiklik yapacağımız için öncelikle bunu import etmeniz gerekiyor. Bunu da şöyle yapacaksınız. Buraya using diyorsunuz. Unity Engine nokta UI diyorsunuz ve kapatıyorsunuz kolunuzu. Artık UI kütüphanesine erişmiş oldunuz. Şimdi burada bir tane public text objesi tanımlıyorum ve adını da life text diyorum. Buraya gelip burada ben hasar aldığımda canımı burada yazdırmaktansa şöyle yapıyorum. Life text nokta text eşittir life diyorum. Yani canımı yazdırıyorum. Şimdi burada bir hata çıkması gerekiyor. Evet. Bunun sebebi de bizim life değişkenimiz, hatırlarsanız int tipindeydi. Yani sayı tipindeydi. Ama biz burada sayıyı bir tane text'e yazdırmaya çalıştığımız için bunu yazı tipine dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyoruz. Life nokta toString deyip parantez açı kapa yaptığınızda artık bu life yazıya dönüşmüş oldu ve sorun ortadan kalktı. Güzel. Hemen deneyelim isterseniz.
Evet. Player'ıma dönüyorum. Burada gördüğünüz gibi life text'im geldi. Hemen onu buradan sürükleyip üzerine bırakıyorum. Ve başlatıyorum. Hemen deneyelim bakalım. Evet, hasar aldığımda canım 2'ye indi ve orada göründü. Değindi. Tekrar değdiğinde karakterim öldü ve oyun yeniden başladı. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar, bu bölüm bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümümüzde oyunumuza toplanabilir canlar ekleyeceğiz. Ve birazcık da level dizaynına artık yavaş yavaş girişeceğiz. Ve aynı zamanda zamanımız kalırsa kamera takip sistemini de yapacağız. Yani kameramızın karakterimizi takip etmesini sağlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.